bayrak inmesin diye yavrularını mezara indiren şehit analarına, şehit babalarına vefa ve minnet borcumuzu kesinlikle ödemek durumundayız. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörist istemiyoruz. Biz terör örgütüne eleman devşiren, sözde Kürdistan propagandasıyla sabırlarımızı kevgire çeviren HDP'yi Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin görevini de bir hakkın yakmasını bekliyoruz. İblise piyonluk yapan bölücü terör, uzantılarının tertemiz millet iradesiyle tecelli etmiş, ordular kurup, ordular yönetmiş, milli mücadeleyi cesaretle yürüterek devlet kurmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunması zuldür, zulümdür, zillettir. Mehmetlerimize kurşun sıkan hainlerle düşüp kalkacaklar, terör kamplarında ideolojik ve silah eğitimi alacaklar, sonra da karşımıza geçip demokrasi, özgürlük, insan hakları, barış ezberlerini utanmadan, sıkılmadan arka arkaya sıralayacaklar. Bu ne kepazeliktir, bu ne pişkinliktir, bu ne pervasızlıktır. 29 Nisan 2017'de Adıyaman merkeze bağlı Akçalı Kursalı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin operasyonu ile imha edilen 4 teröristten birisi olan Koçero Meleti Kod adlı Volkan Boran'ın şu anda HDP Diyarbakır milletvekili olan bir kadının nasıl karanlık münasebet kurduğu deşifre olmuştur. Bu bölücü milletvekili hakkında lazım gelen hukuki takibat, dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili tasarruf derhal temin ve tekemmül etmelidir. Terörist sevdalıları meclis koridorlarındadır. Kamplara gidip gelen insanlık defoları, ihaneti tevzi eden terör trafoları meclis sıralarındadır.